Acaba duygu kanseri olabilir misiniz? Bugün bunun üzerinde duracağız. Ne demek duygu kanseri? Tek bir duyguya aşırı derecede kapılma konusu. Öfkeniz, üzüntünüz, heyecanınız, sevinciniz yaşamınızda tek başına çok belirleyici bir rol oynuyor olabilir mi? Ya da dönem dönem bir duyguya kendinizi tamamen kaptırıyor olabilir misiniz? Ve bu yaşamınızı nasıl etkiliyor? Öncelikle vücudumuzdaki temel çalışma mekanizmalarını düşünelim. Genel olarak negatif geri bildirimle çalışır vücudumuz. Yani bir aksiyon aldığı zaman onun tersini yapmak üzere de kontrollerini hemen devreye alır ve dinamik bir denge yürütmeye çalışır. Bunu en basit kas hareketlerinde bile görmeniz mümkün. Diyelim ki elimi kapatmak istiyorum. Bunu yaparken İç taraftaki kasların büzüşmesi, dış taraftaki kasların gerilmesi gerekir. Ama aslında tam tersi yöndeki kaslar da hareket eder. Çünkü bu elimi ne sıkılıkta kapatacağım konusu aslında karşılıklı kasların çalışmasıyla dengelenecek bir şeydir. Diyelim ki hafif bir şey tutacaksam o zaman daha düşük bir basınçla tutmam yeterli olabilir ama ağır bir şey kaldıracaksam daha fazla bastırmam gerekir. Bunun dinamik dengesini yakalamanın yolu tersine mekanizmaları çalıştırmaktır. Vücudumuzda pek çok şey böyle çalışır. Duygularımızda da aslında yapmamız gereken bu. Yani şöyle bir durum düşünelim. Mesela diyelim ki bizi öfkelendiren bir durumla karşı karşıya kaldık. Öfkelendiren şeyle ilgili ileriye doğru geri besleme ya da geriye doğru bir geri besleme kullandığımız zaman ne olur? Bunu bir düşünelim. Çoğunlukla yaptığımız şey ne? İleriye doğru geri besleme. Yani öfkelendik, öfkelendiğimiz şeyi kafamızda, içimizde döndürmeye devam ediyoruz. Öfkelendiğimize öfkeleniyoruz. Tekrar tekrar öfkemizi besliyoruz, katlarına, üstlerine çıkarıyoruz. Bu da aslında öfkenin gereğini yapmamak anlamına geliyor ve düdüklü tencereye dönüşme gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İçimizde o duygunun gereğini yapmadığımız için duygunun katlanarak artması söz konusu oluyor. Bu sadece öfkeyle ilgili olmayabilir. Mesela üzüldük bir şeye. Üzüldüğümüze üzülüyoruz. Üzüldüğümüze üzülüyoruz ve o davranışı, o duyguyu, davranışa dönüşemeyen, mecrasını bulamayan duyguyu içimizde büyüttükçe büyütmüş oluyoruz. Peki normalde dengeli bir, dinamik dengeli bir yaklaşımla vücudumuzda genelde söz konusu olan, bedenimizde yoğun olarak kullandığımız yaklaşımla yapsaydık ne yapmamız gerekirdi? Diyelim ki öfkelendik. Bir şeye öfke duyduğumuzda aslında bu içimizden gelen bir mesaj. Bize diyor ki bak burada harekete geçmen gereken, burada tepki vermen gereken, burada bir şeyleri değiştirmen gereken bir durum var. Ve bununla ilgili öfke duygusunu gönderiyorum sana. Böylelikle o enerjiyi bul ve müdahale edilmesi gereken şeyi araştırıp anlayıp ona müdahale et. Ama bu müdahaleyi nasıl yapmamız lazım? Öfke geldi, onu dengeli bir şekilde kullanmak için öfkenin karşıtı duyguları da harekete geçirmemiz gerekli. Yani bir yandan öfke duyuyoruz ama bir yandan öfke duyduğumuz şeyin gerçekte ne olduğunu anlamak, araştırmak, onu sakince inceleyip vermem gereken tepkiyi sağlıklı bir şekilde düşünüp belirleyip o tepkiyi vermek. Aslında öfkenin gereği budur. Duygunun amacı da budur. Ya da diyelim ki üzüntü verici bir durumla karşılaştık. Yapmam gereken üzülüp bir kenara çekilip onunla ilgili aynı şeylere tekrar 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 kendimi maruz bırakarak daha da üzülmek değil. Yapmam gereken şu. Diyor ki bana içim, bak burada üzüntü veren bir durum var. Bununla ilgili bir şey yap. O üzücü durumu ortadan kaldırabilmekle ilgili yapabileceğin bir şey varsa onu yap. Ya da kaldırmakla ilgili yapabileceğin bir şey yoksa en azından bununla muhatap olma durumunu azalt. Yaşamını düzgün yürütebilecek şekilde bununla ilgili düzenlemeler yap diyor. Ya da mesela diyelim ki sevindiğimiz, heyecan duyduğumuz bir şey yaşadık. O zaman diyor ki içimiz bize, bak buna sevindik. Bundan tekrar yap, bunu hayatına geçir. Bundan heyecan duyduk, bunu tekrar yap, bunu hayatına geçir demiş oluyor. Ama oralarda bile eğer
sürekli olarak ileriye geri beslemeyle davranırsam, mesela bir şeye sevindim, o zaman hep ondan yaşayayım, daha da yaşayayım, tekrar tekrar yaşayayım. Ya da heyecanlandım, tekrar tekrar yaşayayım. Bu sevinç ve öfri durumunun abartılı bir hale gelmesi maniye doğru götürür insanı. Beşinci kattan dışarıya doğru baktığım zaman ya kanatlı uçacakmışım gibi gelir. Yani oradan kendimi bıraksam uçacakmışım gibi hissederim. Gerçekle bağlantım ciddi anlamda azalır. Ya da heyecana kaptırırsam kendimi sürekli olarak bir adrenalin bağımlılığı oluşur ve daha da heyecan verici, daha da heyecan verici şeyler yaşama ihtiyacım söz konusu olur. O zaman arkadaşlar, duygu kanseri dediğim, açılışta söylediğim şey ne anlama geliyor? Eğer bir duyguyu kontrolsüzce yaşamımda hakim duruma getirirsem eğer, böyle bu hale gelmesine izin verirsem, o duygu kanserleşmiş olur. Kanser ne demektir? Dur ayarı olmayan bir büyüme şeklidir. Hücremde oluşan bir bozuklukla beraber hücrenin kontrolsüzce, normalde büyümeyi durdurma ile ilgili ayarları iptal edilmiş olarak sürekli büyümesi, çoğalması ve orada uğur haline, kanser haline gelmesidir. Duyguda da aynı şekilde kanserleşmek mümkün. Eğer ben bir şeye öfke duyuyorsam ve bununla ilgili hiçbir karşı denge gözetmeden öfkeyi içimde serbestçe dolaşıma bırakıyorsam, aynı konuya tekrar tekrar daha da derinleşerek öfke duyuyorsam ya da üzüntü duyuyorsam ve bu üzüntüyü giderek daha derinleştiriyorsam, sevinç duyuyorsam, heyecan duyuyorsam ve bunları giderek daha derinleştiriyorsam, aslında duyguyu yaşamış olmuyorum. Duyguyu kanserleştirmiş oluyorum. Tek bir duygunun diğer tüm duyguları ortadan kaldırarak çok hakim hale gelmesine ve yaşam dengemi bozmasına izin vermiş oluyorum. Bunu yaptığım zaman yaşamım bir çıkmaz sokağa doğru gider ve oradan geri dönmek çok kolay bir şey olmaz. Artık bir bataklığa doğru gitmiş olur yaşamım. O yüzden bu duygularımızı yakaladığımız zaman, anlık olarak yaşarken bunu pek fark etmiyor olabiliriz ama en azından biraz sakinleştiğimizde, biraz o duygunun kontrolü dışına çıktığımızda ne olduğunu fark edip, bak ben burada ne yaptım, niye böyle yaptım diye anlayıp ona göre düzenleme yapmamız çok önemli. Yoksa bu kanser olayı, duygunun kanserleşmesi olayı yaşamımızı alt üst edebilir. Peki bunu nasıl yapacağız? Aslında temel yöntem çevik yaşamı kullanmak. Çevik yaşam rehberi oynatma listemi burada tekrar hatırlatmış olayım. Oradaki yaklaşımları hayatınıza geçirdiğiniz zaman kendinize, ortamınıza ve yöntemlerinize bakmaya başlıyorsunuz. O yüzden de sizi kaçıran, kontrolü ele geçiren, aklınızı örten duygu baskınlarını da, kanserleşme durumlarını da yakalama şansınız oluyor. Ama temel olarak hani o uzun videoları tamamen izlemeden burada bir fikir verme olarak düşünecek olursak, yapmamız gereken temelde ne? Otomatik düşüncelerimizi yakalamak buradaki. Yani mesela diyelim ki öfke olsun. Ben bir şeylere öfkelendim ve bu öfke giderek katlandı ve bunun sonucunda içimde artık büyük bir basınç oluşmaya başladı ve saçma bir tepki vererek, diyelim ki konuyla hiç alakası olmayan, yakınlarımda, çevremde olan bir insanın canını acıtarak, onu üzerek, kırarak fark ettim ya ben ne yapıyorum diye. O ayıktığım anda yapmam gereken şu, ya da biraz daha sakinleştikten sonra burada ne oldu diye analiz etmem gerekli. Ben bir öfke sarmalına kaptırdım kendimi ve bunun sonucunda bana yakışmayan bir davranış yaptım. Şimdi yakaladığım şey bu. Bu benim tepkim. Buradaki verdiğim tepki bu. Ne oldu da bu gerçekleşti diye baktığım zaman, mesela beni öfkelendiren bir başlangıç olayı var. O başlangıç olayının ardından bir sarmala girdim. Bu belki birkaç dakika sürdü, içimde patlama noktasına gelene kadar. Belki birkaç gün sürdü, belki bir aydır bu sarmalın içindeyim. Başladığım noktadan buraya nasıl geldim? Arada ben nasıl davrandım? Ne yaptım? Ne yaptım da bu öfkemi kat 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 artıran kontrolsüz bir şey haline getirdim? Orayı yakalamam gerekli. O otomatik düşünceleri, o davranışları yakalamam gerekli. Ve burada da temel mekanizma aslında nedir?
o öfkeyi sürekli pozitif yönde beslemem. Mesela kendimi o öfkede sürekli olarak haklı görmem. Karşı argümanları hiç düşünmemem. Oluşturan durumla ilgili tetikleyici unsurlar, acaba şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi, farklı yönleri onu düşünmemem. Haklıysam eğer öfkemde, bu öfkenin doğal bir çıkışı olarak yapmam gereken şeyi düşünüp onu yapmamış olmam. Bunları yapmadığım zaman bakın ne oluyor? Öfkeyi içimde sarmala dönüştürmüş oluyorum. Halbuki bunları yapıyor olsam o öfke dengesini bulacak, diğer duygularla da bütünleşecek ve benim mizacıma uygun yapıcı bir tepkiyle o enerji normalde olması gereken şekilde kendini boşaltmış olacak. Ya da üzüntüyü düşünün. Bir olay oldu, buna üzüldüm, üzüntümü giderek derinleştirdim. O üzüntümü giderek derinleştirme sonucunda da iş yapamaz hale geldim, yaşam zevkim ciddi anlamda solmaya başladı vesaire. Yokuş aşağı gidiyorum. Diyelim ki birileri fark etti, yakın bir arkadaşım bir şekilde müdahalede bulundu. Dış müdahaleyle ben ne yapıyorum diye fark ettim. Sonrasında yapmamız gereken ne? İşte yine otomatik düşünceye doğru geliyoruz. Ben niye böyle bir üzüntü sarmalına girdim? Tetikleyen şey neydi? Arada ne düşündüm, ne yaptım da böyle oldu? Bunları düşünmek, bunları yapmak yerine ne yapabilirdim? Yine yapmamız gereken ne? Pozitif geri besleme yerine negatif geri besleme. Mesela üzüntü bizi ele geçirmeye doğru başladığı zaman biraz da keyif verecek, yaşamda anlam gördüğüm, beni neşelendirecek şeyleri işin içine katmalı ve bir denge bulmalıyım. Her şey çok kötü değil, her şey çok iyi değil. İyi olan şeyler var, kötü olan şeyler var. Burada dinamik bir denge yakalamam çok kritik. Bu duygu durumumu yönetmezsem arkadaşlar, yaşamım hiç istemediğim yönlere doğru gidebilir. Peki o zaman duygularımı yaşamayacak mıyım? Söylediğim şey asla böyle bir şey değil. Tabii ki duygularımızı yaşayacağız ama unutmayalım. Duygularımız bir orkestra. Bu orkestranın içinde olumlu, olumsuz, farklı yönleriyle onlarca duygu var. Bu duyguların hepsinin hakkını vererek yaşamamız kritik. Eğer tekil bir duyguya kendimizi aşırı derecede kaptırırsak, bu ne duygusal olmak, ne duygularını yaşamak, bu o duygunun kanserini yaşamak anlamına geliyor. O duygudan kendimizi geriye çekip daha dengeli, diğer tüm duygularımızla bütünleşik olarak duygularımızı fark ederek onların gereklerini yaparak yaşadığımızda aslında duygularımızla yaşamış olacağız. Zaten duygusal olmayan insan yok. Çünkü kararlarımızı mantıkla vermeyiz arkadaşlar. Mantıkla artılar eksiler görüyor olabiliriz ama kararlarımızı bize verdiren şey, bizi harekete geçiren şey duygularımızdır. Hepimiz duygularımızla yaşıyoruz. Kimi daha yüzeysel şekilde, kimi daha derin bir şekilde yaşıyor. Genlikler insandan insana fark edebilir. Ama kritik nokta bunları bütünleşik olarak, tüm duygularımızı bütünleşik olarak yaşamak, tek bir duygunun istibdatına, tek bir duygunun bizi alıp götürmesine, tahakküm etmesine, tiranlığını içimizde kurmasına izin vermemek çok önemli. Çevik yaşam tekniklerini kullanarak duygularınızı çok daha iyi yönetebilirsiniz.